Merhaba. Burası gördüğünüz gibi Liman Caddesi'nin bitimi, Mustafa Ertuğrul Parkı'nın başlangıcı olan yer. Burası malum Kemer'e çok ihtiyaç duyulan sosyal el işi alanları. Yolu daralttılar işte bu kadar. Ve gördüğünüz alanda komple Kemer Belediyesi tarafından ihalesiz olarak taşeronlara verilen bir iş. Gördüğünüz gibi iki kişi geçince insanlar burada nasıl zorlanıyorlar. Fakat onun yerine işte Kemer Belediyesi kendi kafasına göre bir plan yaptı. Halbuki burada bir imar tadilatı, iskan tadilatı falan da yok. Biz yaparız olur mantığıyla başlanılan bir iş. Ve burada yapılanlardan bir tanesi de iki tane birden hoca kendisi anlatmıştı. Restoran. Kemer'de çok aşırı derecede kent restoran ihtiyacı varmış. O yüzden gördüğünüz gibi inşaat başlamış durumda. Buraya iki tane restoran yapılıyormuş. Çok lazımmış iki tane restoran. Yaptıkları bakın, bir tuvalet binasına bakın. Ve bu gördüğünüz tesislerle de denizin ön tarafı kapatılacak. Kime sordunuz? Kime onaylattınız? Kemer Belediyesi'ni izleyip yapmak bu kadar basit mi? Yıllardan beri burası büyük bir parktı. Türkiz tarafından zamanla yapılmıştı. Gayet de güzeldi, kullanışlıydı. Vatandaş sahile buradan direkt inebiliyordu. Şimdi gördüğünüz gibi yapılan binalarla sahilin ön tarafı da kapatılacak zannediyorum. Bir tane de bakın, denize sıfır bir yer daha yapılmış buraya. Türkiz Otel burayı yaparken kendi önü için yapmıştı. Şimdi hem onun önü köreltildi, hem de gördüğünüz beton yığınları sahilin kenarında inşa edilmeye başlandı. Yani bir şey yaparken bir defa biz yaptık oldu mantığıyla değil de halka sorularak yapılsa, daha mantıklı yapılsa, şuralara beton yapmanın ne anlamı var? Yaptığınız tuvalet binasına bakın. Yapın şunun yerin altına. Yeşilliği niye kapatıyorsunuz? Yazıktır, günahtır ya. Ve bakın, hemen Kemer sahili karşımızda. Burada hemen büyük bir voleybol sahası vardı. Dünya plaj voleybol şampiyonası bile burada yapılmıştı. Şimdi gördüğünüz gibi Kemer Belediyesi her tarafı talan etmiş. Kazıyor. Ne yaptıklarını kendileri de bildikleri yok da işte 2-3 tane şaklaban, 2-3 meclis üyesi, taş, 2 tane taşeron. Doğrudan teminle fatura öde. Burası işte Kemer'i muazzam yaptıkları park. İki gün sonra bakın şu gördüğünüz yerlere de bina yapacaklar sahildeki gibi. Müthiş bir şey olacak. Onlara göre müthiş. Bir de gelin vatandaşa sorun. Ya şu tuvaleti buraya yapmanın ne anlamı var? Yapın şunu yer altına, gözükmesin. Yemyeşil gözüksün ortalık. İnsan karşıdan bakınca denizi görsün. Ama yok. Bunlarda öyle bir mantık yok. Çünkü restoranlar Kemer'e daha lazımmış. Restoran eksiği varmış. Aynen gördüğünüz gibi kalıpçı arkadaşlar da çalışıyor. Ve tuvaletler de bunlar. Bunlar da yeni yapıldı sanırım. Ya yapın, yıkın şunları, yapın yerin altına. Kolay gelsin. Müteahhitiniz kim sizin? Bünyamin Şahin mi? Kahramanmaraşlı. Kolay gelsin. Gazeteci Semih geldi, çekim yaptı ders. Gördüğünüz gibi inşaat hızla sürüyor. Yetişir tabii, yetişir. Yani bunları bozmakla, yani yapıyorsanız yıktığınızdan daha iyi yenisini yapın, daha kullanışlısını yapın ama zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Bakın buradaki su havuzları da gitmiş. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Gidin sahil bölgelerindeki başka yerlere veya açın mimarlık kitaplarını. İki tane buradaki müteahhitin ağzına kalmayın. Değişik bir şey yapın, olmayan bir şey yapın ya. Burası Kemer. Şimdi Liman Caddesi'nden baktığım zaman deniz gözükecekti. Şimdi Liman Caddesi'ne baktığım zaman şu gördüğünüz rengarenk
adın, dilim var mı o kelimeyi söylemeye de, şey çadırlarına benziyor. Sözde el işi sanatlarıymış. İki gün sonra buralarda kola, sigara satılırsa da şaşırmayın. Benden demesi. İşte canım Olbia Parkı'nın geldiği durum. Ya bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler. Bunu bir de bunu yapan da bir öğretmen, hoca. Ha şimdi bakın, bu kalmış burada. Madem yıkıyorsun, yapıyorsan adam gibi bir şey yap, kaldır bunu da. Yok. Maksat denizin kenarındaki rantı kullanmak. Bakın burada iki tane inşaat yeri var gördüğünüz gibi. Bir tanesi beton dökülen yer, bir tanesi de burası. Buradan bakıldığı zaman denizi insanlar göremeyecek. Yazık. Gerçekten çok yazık. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra inşallah tekrar bu konuda bilgiler vermeye çalışacağım. Beni izlemeye devam edin. Doğru bir defa söylenir, anlayana söylenir. Görüşmek üzere.